bilimsel bakış açısının önemli bir tarafı da ön yargılardan uzak bakmaktır mevzuya. Şimdi Katoliklikle ilgili yazılanlardaki Protestan ön yargılar, Orta Çağ'la ilgili modern dönemdeki ön yargılar, Rönesans Reform dönemiyle ilgili bazı ön yargılar bu dönemleri bizim yeterince anlamamıza engeldir. Mesela Orta Çağ'la ilgili öyle ön yargılar var ki sanki 10 asır boyunca sanki böyle her şeyin örümcek bağladığı, özgür fikir anlamında hiçbir şeyin olmadığı, her şeyin ve herkesin papaların iki dudağı arasında bulunduğu bir dönem gibi anlatılır. Hiç öyle değil. Evet, dengeleri değiştirecek güçlü olduğu bazı dönemler var. Özellikle Yüksek Orta Çağ döneminde. 3. Innocent dönemi mesela bu açıdan çok tipiktir. Ama papalık tek başına bütün Avrupa'yı sarsacak bir güçte hiçbir zaman olmadı. Papalık böyle Orta Çağ'daki en büyük derebeyiydi falan gibi laflar hiçbir gerçekte karşılığı yok. Orta İtalya'nın bir kısmının dışında hiçbir zaman bir toprak sahibi olmadı. Ama şu doğru, bir network var. Yani Avrupa'nın tamamen Hristiyanlaşması, Türklerin kitleler halinde Müslümanlaşmasıyla eş zamanlıdır. Yani yaklaşık 11. yüzyıldır. En son Kral Olaf zamanında Norveç'in Hristiyanlaşmasıyla birlikte Avrupa tamamen Hristiyan bir ülke haline gelir. Yani Christendom olur. Christendom ne demek? Önemli bir kavram. Hristiyan diyarı demek. Yani papalığın Avrupa'yı gördüğü ideal. Yani birleşik, bütünleşik bir Hristiyan diyarı ve başında da kendisi var. Darül İslam diye bizde bir laf var ya, onun Hristiyan versiyonu diyebiliriz.